Bugün sizlere birdenbire ortadan çok şaşırtıcı bir şekilde kaybolmuş bir çocuğun 3 yıl sonra büyük sırlarla dönüşünün hikayesinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen hikayemize geçelim. Hikayeye başlamadan önce bizlere destek vermeyi unutmayınız. Amerika'nın Texas eyaletinde San Antonio şehrinde yaşayan Nicholas Berkeley adındaki genç, ortadan kaybolmasından 3 yıl sonra bulunmuş ve herkesi çok mutlu etmiştir. Fakat kısa bir süre sonra gerçeğin hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Sürekli öğretmenleri, arkadaşları, hatta ailesiyle sorunları olan ve sürekli problem çıkardığı söylenen Nicholas, aynı zamanda herkes tarafından agresif birisi olarak tanınmaktadır. Hatta sergilediği kötü davranışlar sonucunda mahkemeye çıkması planlanan Nicholas asla o mahkeme salonuna girmemiştir. Çünkü mahkemesinden bir gün önce gece geç vakte kadar arkadaşlarıyla basketbol oynayan çocuk bir daha ortalıklarda görünmemiştir. Ta ki 3 yıl sonrasına kadar. Bu 3 yıllık süreçte ise ailesi polise başvurmuş ve oğullarının bulunması için onlardan yardım istemişlerdir. Fakat polis o kadar araştırmasına rağmen Nicholas ile ilgili hiçbir bilgi edinememiştir. Ancak nihayet en sonunda 1997 yılında Nicholas'ın İspanya'nın küçük bir şehrinde olduğuna dair bir bilgi aileye ulaşmıştır. Bunun üzerine Nicholas hemen bir uçakla Texas'a getirilmiş ve sonunda ailesiyle kavuşmuştur. Ailesiyle özlem giderdikten sonra ise Nicholas çocuk ticareti yapan bir grup tarafından kaçırılıp hemen bir uçakla İspanya'ya götürüldüğünü ve bu 3 yıllık süre zarfında onlar için çalıştığını dile getirmiştir. Oğullarının bu açıklaması sonrasında ise aile 3 yıl önceki Nicholas ile şimdiki Nicholas arasında saç, göz rengi gibi farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir. Nicholas ise patronları tarafından tanınmamak için saçlarının boyatıldığını ve göz renginin de ameliyatla değiştirildiğini söylemiştir. Bu açıklama aileye yeterli gelse de Charlie Parker adındaki araştırmacı Nicholas'ın ifadelerini şüpheli bulmuştur. Hemen araştırmaya başlayan Charlie Parker, İspanya'dan Nicholas Berkeley olarak gelen çocuğun aslında 23 yaşındaki Francis Frederick Bourdin olduğunu ortaya çıkarmıştır. İşin en ilginç yanı ise Bourdin'in yıllardır Interpol tarafından aranıyor olmasıdır. Suçu ise kimlik değiştirerek kayıp çocukların yerine geçmesi ve aileleri dolandırmasıdır. Bukalemun lakaplı Frederick'in son yerine geçtiği hayat ise Nicholas olmuştur. Hemen polisler tarafından tutuklanan Frederick ilk ifadesinde Nicholas'ın kaybolmasından aile bireylerinden şüphelendiğini dile getirmiştir. Daha sonrasında ise Frederick sınır dışı edilmiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra ise oklar aileye çevrilmiş ve herkesin aklında ailenin oğullarını nasıl tanıyamadığı sorusu oluşmaya başlamıştır. Bunun üzerine araştırmacı Charlie, Nicholas'ın ortadan kaybolmasında ailenin bir parmağının olabileceğini düşünmeye başlamıştır ve bu yönde araştırmalarını hızlandırmıştır. Ailenin yaşadığı evin bahçesini Nicholas'ın cansız bedenini bulma amacıyla kazdıran Charlie, bir şey bulamamış ve eli boş dönmüştür. Buna rağmen aileye karşı şüphelerini kaybetmeyen Charlie, kesinlikle Nicholas'ın kaybolmasında ailenin bir parmağının olabileceğine inanmaktadır. Ama maalesef bu iddialarını bir türlü kanıtlayamamış ve Nicholas'ın kaybı günümüze kadar bir gizem olarak kalmaya devam etmiştir.